Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye çember ve daire serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videomda çemberde açıyla ilgili son 10 yıl içerisinde çıkmış ÖSYM sorularının benzerlerini çözeceğiz. Ama öncelikle sizden şunu rica ediyorum. Videonun açıklama kısmındaki linkte 2 numaralı pdf var. Onu indirip kendiniz çözün. Sonrasında çözemediğiniz ya da cevapları kontrol etmek istiyorsanız 2.1 numaralı pdf de çözüm pdf'idir. Öncelikle oradaki cevapları karşılaştırın. Eğer hepsi doğruysa videoyu izlemenize gerek var mı? Yok. Çünkü zamanınız değerli. Videosuz halledebiliyorsanız oh ne ala. Ama çözümünü merak ettiğiniz uzun yollu yaptığınız sorularda varsa mutlaka mutlaka videoyu da izleyin tabii ki. Bu da ayrı bir konu. Gençler çember. Çemberde uzunluk, çemberde dairede alan soruları falan. Çemberle ilgili çok güzel sorular var ÖSYM'de bu serideki bu soruları mutlaka mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Daha önce de söyledim. Eğer bu serideki bu serilerdeki notları yani soruların çözümlerini siz kendiniz yaparsanız ve bütün soruları tam anlamıyla anlarsanız büyük ihtimalle sınavda karşınıza çıkacak çember ve daire ile ilgili soruları da çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Bunun garantisini veriyorum arkadaşlar çünkü o kadar orijinal sorular var. Evet çok fazla konuşmayalım. İsterseniz çözümlere başlayalım. Arkadaşlar 5 burada numaralara takılmayın. Ee, normalde ben ilk pdf'imde 5. soru açı sorusuna denk gelmiş. Ee, burada 1-2 diye yazmadım. O ilk pdf'imdeki soru numaralarını da burada aldım. Ee, i̇lk pdf'i indirin arkadaşlar. Şey yapacaksa çözümlerine bakacaksa oradan da bakabilir. Ee, o PDF'ten de çözüm sırası bu şekilde karışmamış olacaktır diye bu sefer böyle düşündüm. Bilmiyorum iyi mi düşündüm. Neyse çok gevezeli gidiyoruz. Başlayalım bakalım çözümlere. Arkadaşlar şöyle bir üçgen verilmiş. Buna göre demiş. İfadelerinden hangileri doğrudur diye söylenmiş. Bakalım. ABC üçgeni dar açılı bir üçgendir. Evet arkadaşlar. Burası 90 derece. Burası da 90 derece. Burası diklik merkezi olduğundan diklik merkezi üçgen içindeyse dar açılı bir üçgendir. Doğrudur. E hocam ben bunu bilmiyorsam e, bilmiyorsan dik üçgenlere bak. Hocam şuradaki dik üçgenden burası nedir? Kesinlikle ama kesinlikle dar açılı bir üçgendir. Dardır. E hocam, şuradaki dik üçgenden burası 90 derece olduğundan burası da dardır. E hocam, şuradaki dik üçgenden de burası 90 derece olduğundan burası da dardır. E bütün açıları dar olan üçgene biz ne diyoruz? Dar açılı üçgenler diyoruz. Dolayısıyla birincisini böyle de bulabilirdiniz. Tamam, bulduk bunu. Sonra gelelim öbürüne. DF noktalarından geçen çemberin merkezi, DF'den geçen çember. Arkadaşlar kesinlikle B noktasından geçmek zorunda. Niye? Bu çember yayı şu 90 derece ya çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı bizim çemberin çapı bu olmalı. O yüzden çapının bir ucundan da geçmeli. Yani DF noktalarından geçen çemberin, çemberin merkezi ABC üçgenin AC kenarına ait yükseklik üzerindedir. Ha, daha bitmemiş soru. Arkadaşlar bu çemberin çapı zaten bu. Bunun devamı da yükseklik midir? Yüksekliktir. Niye? Hocam bu da yükseklik bu da yükseklik. Burası diklik merkezi yaptı. Diklik merkezinden geçen bu doğru ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda bu da doğru. AB eşittir BC ise AB ile BC birbirine eşitse ED ile de EF birbirine eşittir diyor. ED ile DF e, birbirine eşittir. Bakalım gerçekten öyle mi? Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgense şunu yükseklik olarak bulduk ya. Yükseklik aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. Aa açı ortay bulduk bunu açı ortayda kollara çizilen dikmeler ne olur arkadaşlar? Birbirine eşit olur. O zaman ED ile de EF birbirine eşit oldu mu? Şu ikiz kenarlık şartı olduğunda ama oldu arkadaşlar. O zaman üçüncüsü de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır sevgili gençler. Evet gelelim ikinci sorumuza. Yani LYS 2012 benzer sorusuna. Arkadaşlar yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. E, yarı çapla alakası bir yerde eşitlik verilmiş. Hocam bu da yarı çap biz böyle sorularda hala daha bir üçgen üçgen yoksa ne yapıyorduk? En etkili silahımız bir şey çizeceksek neydi en etkili silahımız? Yarı çap. Çizelim kardeşim yarı çap. Hop çizdin. Ne çıktı burada? Hocam yarı çap çizince de yarı çap işlediğinde mutlaka mutlaka göster kardeşim. Evet eşkenar üçgen çıktı burada. 60, 60 ve 60 oldu. E sonra ne yapacağız? E, merkezden TET'de gelmiş burada. Burası da 90 derece. E hocam burası da 120 derece. Bak ne çıktı burada. Hocam burada bir dörtgen çıktı. Dörtgen iç açıları toplamı nedir? 360 derecedir. Şu açıya A dersem A artı 120 artı 50 artı 90'ın ne yapması lazım? 360 yapması lazım. Şu ikisinin şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 140. Bunu da toplarsam 140 ile 120'nin toplamı 260. O zaman A açısı 360 eksi 260'tan 100 derece yaptı. Hocam burası 100 ise x de neye eşittir? Bu 100 ile 60'ın toplamı 100 artı 60'dan 160'a eşit olacaktır. Evet ikinci sorumuzun cevabı 160 oldu. Geldik 3'e. Evet çevre açı varsa hemen uygula. LS 2015 sorusuymuş bu arada. 32 64 ama burada tamam 64'ü yazayım. 32 64 çevre açıdan dolayı. 14 var. 14 ne çevre açı ne merkez açı. Bir şeyler çizmemiz lazım. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Hemen yarı çapı çizelim arkadaşlar. Hop çizdik. Yarı çap çizince de şunu unutma. Bu da yarı çap bu da yarı çap. Aa hocam ne çıktı burada? İkiz kenar 14 oldu burası da. 14 14 120, e, 28 e, 180'den 128 e, 180'den 28 çıkartırsak ne kalıyor arkadaşlar? 100 50 e, 152 mi kalıyor? Evet 152 kalıyor. Şimdi x ise burası da 2x değil mi? Evet. Şimdi 152'yi bulduk arkadaşlar. Hop tamamı kaç yapmalı? 152 yapmalı. O zaman burası 152 olduğundan dolayı şu x'in toplamı yani 2x artı 64 ne yapıyor? 152 yapıyor. O zaman gençler 2x eşittir. 152'den 64 çıkartırsak kaç kalıyor? 8. 88 mi kaldı? Evet. x'i de buradan kaç bulduk? 44 bulduk. 30. soru. Yani PDF'imizdeki 3. sorunun cevabı ne çıktı? 44 çıktı. Geldik dördüncü soruya. Evet, LS 2016 benzer sorusu. AC çaplı diyor bize arkadaşlar. Verilen her bir bilgi kullanacağız. Bu çap yani çemberin merkezi burada bir yerde arkadaşlar. Bu çap çekildeki çemberin AB, BC ve CD yaydan uzunlukları sırasıyla 3, 5 ve 1'miş. Buna göre x kaç birimdir? Arkadaşlar benim için açı değerleri lazım. Ya burada bu yayların ölçüleri verilmişse bu yayların ölçülerine yoğunlaşacağım. Hocam yayların ölçüleriyle yayların uzunlukları doğru orantılıdır. Mesela birine alfa birine beta dersem hani merkez açısına da alfa falan merkez açısı da alfa oluyor zaten. 2 pi r alfa bölü 360 eşittir 1. 2 pi r beta bölü 360 da eşittir şey ya arkadaşlar 5 ya. Ben bunları bir oranlarsam buradaki 1 bölü 5 alfa bölü beta eşit oluyor mu? Oluyor. Demek ki alfa bölü beta 1 bölü 5 yani buradaki uzunluk k ise ya da buranın ölçüsü alfa ise ya da buranın ölçüsü, ölçüsü a ise buranın ölçüsü 5a diyebiliriz. Yani buradan bu sonuç çıktı. Ne sonucu çıktı? Uzunluklarla yayların ölçüleri doğru orantılı arkadaşlar. O zaman doğru orantılıysa ben de ona göre işlemi yapayım. Hani biraz ispat yapmak istedim burada arkadaşlar. Yani ben buraya o zaman şey diyecek olursam alfa diyecek olursam burası 5 alfadır. Burası da nedir arkadaşlar? 3 alfadır. He, adam bana burada çap vermişti. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız diyoruz. Hocam 5 alfa ile 3 alfanın toplamı 8 alfa eşittir 180 ise 8'e tam bölünmüyor. E, ama 4'e bölünüyor. 4'e bölsem her iki tarafı 2 alfa 45'e eşit oldu. Evet. Şimdi ne isteniyor bizden? X açısı. Hocam X açısı içerideki saçma sapan bir açıysa Gördüğü yayların toplamlarının yarısıydı. Ama hocam ben şurayı bilmiyorum. Ya ama şunu biliyorum arkadaşlar. Şuraya y açısı dersem, şu gördüğü yayların toplamının yarısından y açısını bulurum. Y açısı neye eşit? Alfa artı 3 alfa bölü 2. Yani 4 alfa bölü 2'den 2 alfa eşit oldu. Aa 2 alfa da 45'ti zaten. E o zaman burası 45 ise e, x artı 45 de 180 derece olacağından toplamı 180. X'i de kaç derece buluruz arkadaşlar? 135 derece olarak buluruz. Evet 38. sorunun cevabı böylelikle 135 çıktı. 35 derken 4. soru. Bu PDF'deki 4. soru. Numaralar olmayınca karıştırıyoruz biraz. Neyse geldik LYS 2017 benzer sorusuna. Yani bu PDF'in 5. sorusuna. Şimdi O merkezli çember. Bak çemberin merkezi şurası verilmiş arkadaşlar. O olarak verilmiş. Sonra AD ile BC birbirine paralel verilmiş. AD ile BC birbirine paralel verilmiş. AB ile CF kesişimi verilmiş. AB değil de şurası yanlış olmuş arkadaşlar. Ve bu EB olacak. EB ile CF'nin kesişimi arkadaşlar. Böylelikle şunun doğrusallığından da bahsetmiş oluruz. AD'den bahsedince şunun doğrusallığından da bahsetmiş olduk bu arada. EB ile CF'nin kesişimi o. Bir de burada kaçı 50 derece vermiş. 50 ise burası da 50 mi? 50. Şimdi ben bu paralel doğruları kullanacağım arkadaşlar. Bu paralel doğruları nasıl kullanacağız? E, paralel doğruları şöyle bir göstereyim de. Paralel doğrular nasıl arkadaşlar çemberde? İki paralel doğru arasında kalan ki yayların ölçüleri neydi? Birbirine eşitti. A 50 ise burası 50 idi. 50 ise ben burayı da 50 bulurum o zaman. E, 50 ise burası da 50 olur mu? Olur. E, zaten bana burası çap verilmişti. Hop çap olduğundan dolayı burası 180 derece. 50 50 100 buraya da ne kaldı o zaman? 80. A çemberin merkezi. 80 ise burası da 80 yaptı. Hatta burada kaçtı da 80 oldu. Takıldık kaldık takıldıysak soruyu çözemedik. Neye yoğunlaşacağız? Yarı çapa yoğunlaşacağız. Sen benim merkezi burasıydı. Hocam bu da yarı çap. Hocam bu da yarı çap. Hocam bu da yarı çap. Hocam bu da yarı çap diye yazdıktan sonra bir şeyler çıktı meydana. Ne çıktı arkadaşlar? Bak şurası bir ikiz üçgen çıktı. Aa hocam şu açılar birbirine eşit ve toplamları hatta şöyle de diyebilirsiniz. 50 ise hocam buraya 130 kaldı. Şurada kaçta e, 130 dereceyse ise kenardan dolayı burada kaçları buluruz. Ya da İki tane açı birbirine eşit ve toplamları 50 ise çünkü bu üçgende iki iç açının toplam bir dış açı o zaman burada kaçlara 25 25 yaptı mı yaptı. E bizden x açısı istendi. x açısı da şu, iki, şu, üçgende dış açı olduğundan dolayı 80 ile 25'in toplamı yapar arkadaşlar. x açısı 80 artı 25'ten kaç derece yaptı arkadaşlar? 105 derece yaptı. Evet bu sorumuzun cevabı 105 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. TYT 2019 benzer sorusu arkadaşlar. Ee, burada TYT 2019 ben şey yapmışım. Ne yapmışım? Ya şekiller farklı arkadaşlar. Benzer sorusu. Aşağıdaki şekilde 9 programlı bir çamaşır makinası. Dairesel butonu gösterilmiştir. Butonun etrafına sabitlenen herhangi iki ardışık sayı arasındaki mesafeler birbirine eşit. 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4. Buradaki mesafeler birbirine eşit olması. Buradaki ölçülerin birbirine eşit olduğu anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Geliyor. Evet bunları şöyle yapalım. Sonra 8 numaralı program seçiliyken. Şekildeki gibi. Saat yönünde 210 derece döndürüldüğünde 2 numaralı programa geliyor. Evet saat yönünde 210 derece döndürüldüğünde buraya geliyormuş arkadaşlar. He. Şurası 210 derece ise. Hocam 210 derece ile geri kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 alfanın toplamı. 210 artı 6 alfa eşittir kaç yapmalı? 360 yapmalı. 6 alfa buradan kaç yapıyor? 360'tan 210 çıkarsa 150 yapıyor. O zaman alfa da buradan kaç yapıyor? 3'e bölsen 50, 2'ye bölsen 25. O zaman alfayı buradan 25 bulduk. Buna göre diyor 2 numaralı program seçiliyken diyor şuradaki gibi. Buton 5 numaraya geldiğinde en az kaç derece dönülmüş olur? Hocam niye en azını soruyor? 2 numaralıdan 5 numaraya gelirken en az saat yönünde hareket edersem olur. Yoksa diğer türlü 2'den 5'e gelirken hop şöyle de gelebilirim ben. Değil mi? Evet en az kaç derece döndürülmüştür? Yani burası soruluyor bana. Yani 1 alfa, 2 alfa, 3 alfa. 3 alfa soruluyor bana. Alfayı 25 bulduysam 3 çarpı 25'ten cevabım da kaç çıkar arkadaşlar? 75 çıkar. Evet bu sorunun cevabı 75 oldu. TYT 2019. Geldik bir sonraki soruya. Ben yine çamaşır makinesi şeklinde yapmışım. E, aklıma başka bir şey gelmedi çünkü. E, yani bu programı, bu, bu yine 9 programı kullanmışım. Orada da arkadaşlar aynısının laciverti. ÖSYM'de de böyle dönme dolabı yapmışlardı. Bu da dönme dolap mantığı misali değil mi arkadaşlar? Evet 9 programlı bir çamaşır makinesinin dairesel butonu etrafına sabitlenmiş eşit aralıklarla 9 çizgi. Arkadaşlar eşit aralıklarla 9 çizgi var burada. Eşit aralıklarla 9 aralık mı var burada o zaman? O zaman sen 360'ı 9'a böldüğün zaman ne yapıyorsun? 40 dereceyi buluyorsun. Yani her bir bölme kaç derece arkadaşlar? 40 derece oldu. 40 derece bunlar. Şunları şöyle bir yazalım isterseniz. Peki eyvallah yazdık. Bakın. Bir numaralı program seçilirken şöyle bir rakamı zemine en yakın durumdadır. He. Çemberin zemine en yakın olduğu durum. Arkadaşlar bir noktanın bir çembere en yakın olduğu yer. Hocam bir sürü noktası vardır ama en yakını soruluyor bana. En yakını ne zamandır? Tam olarak merkezden geçtiğindeki şuradaki uzunluktur arkadaşlar. E o zaman burada bir rakamının bu zemine olan uz uzaklığından bahsediyorsa. o tam bu merkezden aşağıya dik çizdiğimde bir noktasından geçecek anlamındadır arkadaşlar bu. E hocam bu tam merkezden geçti buraya geldi. Şunun da devamını getirecek olursam şuralara bir yerlere geliyor herhalde. Evet şuralara bir yerlere geliyor. Şimdi ben buraya bakacak olursam 40 40 40 40 160. E, o zaman buraya kaç derece kaldı? 20 derece kaldı arkadaşlar. O zaman şuraya 20 derece kaldı. Oo 20 derece. Burası da 20 derece. Hocam bu yayların ölçüleri sağlı sollu işte olduğundan 5'in ve 6'nın zemin olan uzatları birbirine eşittir. Yani birbirinin simetriğidir. 4'ün ve 7'nin, 8'in ve 3'ün, 2'nin ve 9'un da aynı şekilde eşit midir arkadaşlar? Eşittir. Evet buna göre tuşlar şekildeki konumdayken buton saat yönünde en az kaç derece döndürülürse saat yönünde döndüreceğim. Şu yönde döndüreceğim. En az kaç derece döndürülürse 6 ve 9 rakamları zemine eşit uzakta olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Valla 6 ve 9. Şimdi burada 5 ile 6'nın Birbirine şey olmasını nasıl hallettik arkadaşlar? 5 ile 6'nın aşağıya şey olmasını birbirinin simetriği olduğundan dolayı değil mi? Yani tam böyle 5 ile 6'nın orta noktası nereye denk geldi arkadaşlar? Buraya denk geldi. Bana mesela şu sorulmuş olsaydı. 6 ve 9 değil de 7 ve 9'un zemine eşit uzakta olması için sorulmuş olsaydı. 7 ve 9'un tam orta noktası ne yapıyor? 8. O zaman sen 8'i bakın şuradaki 8'i nereye getirdin? Buraya getirdin. Kaç derece? 40, 40 bir de 20 daha kaç yapıyor? 40, 40, 80 cevap 100 yapardı. Ama soru da 6 ve 9 isteniyor benden. 6 ve 9'un 6 ve 9'un şöyle gelecek olursak tam orta noktası ne yapıyor arkadaşlar? Şurası yapmıyor mu? Tam ortası burası yapıyor. E o zaman ben tam ortasını nereye getireceğim arkadaşlar? İşte tam olarak buraya getireceğim. Onu da şöyle göstereyim. Şu siyahla göstereyim tam ortası siyahın olduğu yere gelmek zorunda. Hocam bunun tam ortası zaten şurası 20 derece 20 derece olur. O zaman ben buradan kaç derece döndürmeliyim? 1.20 buradan. 1.40 buradan. 20 de buradan. 20 buradan. 40 buradan. 20 de buradan. Toplamda kaç derece döndürmüş oluyorum arkadaşlar? 20 artı 40 artı 20'den 80 derece döndürmüş oluyorum arkadaşlar. Tam bu Dediğimiz gibi 6 ve 9'un zemine eşit uzakta olması için 6 ve 9'un tam orta noktasının şuraya denk gelmesi lazım arkadaşlar. E, oraya denk geldiği zaman da orta noktası da böyle hesapladık. 40, 40 burası da 20, 20 oldu arkadaşlar. E, şuradaki noktayı buraya getirmek demek. Yani 20 burada, 40 burada, 20 burada. Valla arkadaşlar çok güzel bir soru. Hoş bir soru. Zor bir soru mu? Değil. Ama gerçekten çok hoş bir soru arkadaşlar bu. Dikkat edin. Peki saat yönünde değil de saat yönünün tersinde döndürülmesi istenmiş olsaydı o zaman buradaki çizgiyi hop buraya getirecektim. Yani şuradaki çizgiyi bakın her durumu da söylüyorum size. Buraya getirecektim. Yine 40 40 burada 20 de burada. Yine kaç derece döndürmem gerekecekti arkadaşlar? 40 40 80 bu sefer 100 derece buraya döndürmem gerekecekti arkadaşlar. Tam bu nokta buraya gelirse simetrik iki şekilde olacaktı şeklimiz arkadaşlar. Saat yönde mi? Saat yön tersinde mi? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada gerçekten ama gerçekten çok hoş bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir soru inşallah izliyorsunuzdur. Evet AYT 2020 benzer sorusuydu arkadaşlar. Bu şunu silelim isterseniz. Ve gelelim son soruya. AYT 2021'in son sorusu arkadaşlar. Barış derken Barış hocam yani iki tane Barış aklıma geldi. Buradan selamı yolluyorum onlara. Her ikisi de doktor. Biri Barış Gülcü, biri de doktor biyoloji. Barış hocam ee, Bursa'da doktor. Doktor biyoloji de biliyorsunuz. Doktor biyoloji. Barış hocam buradan sana da selamlar. Soruyu yazarken vallahi sen geldin aklıma. Neyse o yüzden Barış diye başladım burada. Barış daire şeklindeki bir tahta parçasını keserek 16 dilim ayırmıştır. Bu dilimlerden 3'er tanesi kendi arasında özdeş. Geriye kalan 13'er tanesi de kendi arasında özdeştir ve merkez açıları tam sayıdır. Bunu sonradan ekledim. Barış bu dilimlerden iki tanesinin birleştirilerek çeyrek daire dilimi elde edebilmiştir. Buna göre büyük dilimlerden birinin merkez açısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. ne vermiş? Bir 3 tanesi kendi arasında özdeş, 13 tanesi de kendi arasında özdeşmiş. O zaman 3 tanesine ben x ölçülü diyeyim. 13 tanesini de ne diyeyim arkadaşlar? y ölçülü diyeyim. Ben buradan ne biliyorum? x artı yani 3x pardon 3x artı 13y'nin ne olduğunu söyleyebilirim. 360 derece olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir daire dilimini bir daire şey yaptım. E bundan 3 dilim bundan da 13 dilim varsa bunların toplamı kaç yapacak arkadaşlar? 360 yapacak. Şimdi ben bunlardan iki tanesini seçeceğim. Yalnız iki tanesini seçerken 3 durum söz konusu. Nasıl mı 3 durum söz konusu? Bakın arkadaşlar 3 durumda nasıl söz konusu olduğunu söyleyeyim. Ya İki tanesini x'li seçer arkadaşlar. Ya iki tanesini bunu seçeceği dilimlerin iki tanesini y'lilerden seçebilir. Ya da bir tane x'ten bir tane de y'den seçebilir arkadaşlar. Bu üç durumu da inceleyelim şimdi arkadaşlar. Şimdi iki tanesini x'ten seçerse çeyrek dilimi elde edeceğim ya. Hocam 2x eşittir 90 olur. x eşittir kaç olur? 45 olur. E sen 3x artı 13y'nin kaç olduğunu biliyorsun? 360 derece olduğunu biliyorsun. Sen burada x yerine 45 yazarsan... 135 artı 13y eşittir 360 yapar ve 13y buradan kaç çıkar arkadaşlar 360'dan 135'i çıkarttığımız zaman 5 225 mi çıkıyor evet 225 13'e bölünüyor mu 5'in katı olması lazım Aa, bölünmüyor Arkadaşlar y buradan 225 bölü 13 eleman değil tam sayı olduğundan dolayı. Çünkü merkez açıları tam sayı diye belirtmişim arkadaşlar. E, bu olur mu arkadaşlar? Olmaz. O zaman ben bunu olmaz diye şuraya yazayım. Olmaz. Peki 2 tane y açısından alacak olursam. Yani 2 y'nin 90 olma durumunda y buradan kaç olur arkadaşlar? 45 derece olur. E, ben şeyi biliyorum arkadaşlar. 3x artı 13 y'nin Kaç olduğunu 360 derece olduğunu biliyorum. Burada y yerine 45 yazarsam valla bu 45'i aşıyor zaten. Bu külliyen olmaz. Bu durumda söz konusu olmaktan çıktı. Şimdi gelelim şuraya. Bir tane x bir tane y'den alırsa, bir tane x bir tane y'den alırsa, ikisinin toplam bir çeyrek daire yapacağından dolayı 90 derece olacak. E hocam 3x ile de 13y'nin sen ne olduğunu biliyorsun, 360 derece olduğunu biliyorsun. O zaman burada bir Ortak çözüm yapalım. Yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Yani eksi x eksi y eşittir eksi 90. Buradan 3x artı 13y eşittir 360. Taraf tarafa toplarsam 2x. Bunu pardon eksi 3 ile çarpmam lazım. Niye eksiyle çarptıysam. Ee, bunu eksi 3 ile çarptığım zaman burası eksi 3x. Burası eksi 3y. Eşittir eksi 3 ile çarptığım zaman eksi 270. Buradaki şeyler ne oldu arkadaşlar? 3x'ler gitti. 10 y eşittir 90 yaptı. Buradan da y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. E y 9 buna göre diyor büyük dilimlerden birinin merkez açısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir açımız 9 çıktı. E sen x artı y'nin de 90 olduğunu biliyorsun değil mi? Burada da y yerine 9 yazdığında x'i kaç bulursun? 81 bulursun. E, i̇ki tane dilim var elimizde arkadaşlar. Dilim açısı var. Bir 9 derece var. Bir 81 derece var. Bizden hangisi soruluyor? 81 soruluyor. Yani cevabımız böylelikle ne yaptı? 81 yaptı arkadaşlar. Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. O sorulardan yani zor bir soru değil. Kolay bir soru. Ben biraz zorlaştırdım. İki durumu iki tane seçtiğimizde e, farklı farklı durumlar söz konusu olabilirdi. Ama ÖSYM'nin ÖSYM'nin sorduğu soruda bir birinden bir tane de birinden almalıydı ya da iki birinden bir birinden almalıydı arkadaşlar. O daha kolaydı. Yani tek bir durum vardı ama bu şekilde de olabilir. 3 durumu da göz önünde bulundurulabilir. Bir soruda olabilir arkadaşlar. Yani şimdi iki dilim seçeceğim ya ben. Bunlardan iki tanesi buradan olur. iki tanesi buradan olur. Ya da biri buradan biri buradan olabilir arkadaşlar. O yüzden biraz daha zorlaştırıp önünüze koydum. Evet gerçekten güzel sorular. Çemberde açı ile ilgili soruların çözümlerini böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda demeyelim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Biraz yorumlayalım mı arkadaşlar şöyle soruları? Şimdi sorulara bakacak olursak şöyle. Arkadaşlar çemberde açı ile ilgili Valla şöyle değişik soru var mı? Bu güzel bir soru bence. Üçgenleri de katmış. Hoş bir soru. Sonra şuradaki soruda uzunlukla yine şeyi katmış. Uzunluk ölçüsüyle Doğru orantılı olduğunu katmış. Güzel bir soru. Şunlar klasik sorular arkadaşlar bu. E, TYT 2019'daki soru da aslında kolay bir soru ama yani yeni nesil yaptıkları zaman çemberde gerçekten kolay geliyor arkadaşlar. 2019'dan sonra da, 2018'de zaten e, sorulmamış. 2019'da arkadaşlar sonra da hep görüyorsunuz böyle yeni nesil ya da sırf sözel bir soru olarak karşımıza çıkmış. Yeni nesil sorular da gerçekten güzel sorular. Şöyle çemberde açı ile ilgili e, o sorulara bakacak olursak arkadaşlar. E güzel sormuşlar. Çemberde de artık biz yeni nesil soracağız kardeşim diyorlar. Dikkat edin. E, ama ben hep şunu söylüyorum. Bu zamana kadar hep bize yeni nesli soru sorduklarında e, kolaylarını sordular. Artık yeni neslin zor sorularını da sorabilirler. O yüzden çemberde açıda şöyle baktığımız zaman zor soru da yok aslında ama e, özellikle çemberde uzunlukta çok güzel sorular var. Oradaki çemberde uzunluktaki gibi güzel soruları yeni nesle çevirip sizin karşınıza soru olarak sorabilirler arkadaşlar dikkat edin. Bir tık daha yeni nesil sorularda artık zorlanabilir diye çoğu videoda da söylüyorum zaten. Ee, evet yorumumuzu da yaptık. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki video bence en önemli videolardan biri arkadaşlar. Uzunlukla ilgili çok güzel sorular var gerçekten. Çemberde uzunluğun ÖSYM benzeri sorularında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik